Elin abi abi. Aynı bölgede iki gün arayla iki cinayet işlendi. İki genç de otomobilin içinde öldürüldü. Cinayet büro amirliği dedektiflerini alarma geçiren infazların ilki hafta sonunda meydana geldi. Pazar günüydü. Yer Pendik, adres Kaynarca'ydı. Akşam saatleriydi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi Fatih Selim Aladağ, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz saldırganlar kaçtı. Otomobil kullanırken sırtından vurulan Aladağ, direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis cinayetle karşılaştı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Fatih Selim Aladağ hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Fatih kanka, kanka. Güvenlik görevlisi Aladağ son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınları cenaze töreninde fenalaştı. Gözyaşları Fatih Selim Aladağ için aktı. Ulan oğlum aktım olsun. Yeri belli olsun. Polis kayıplara karışan katil zanlılarının peşine düşerken iki gün sonra aynı bölgeden bir cinayet haberi daha geldi. 23 yaşındaki Ercan Derebaşı otomobilinin içinde kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Derebaşı hastaneye kaldırıldı. Ancak o da kurtarılamadı. Ercan Derebaşı da hastanede can verdi. Silahlı saldırı sesini duydum. 5-6-7 ateşi duydum. Sonra pat ederek kaçtık. İlk önce böyle tahta çakıyor gibi çok böyle sert sesler duydum bir iki defa. Arkada seri ve otomatik olarak atışlar yapıldı. Aynı bölgede iki gün arayla işlenen çifte cinayet polisi alarma geçirdi. İki saldırı arasında benzerlikler tespit eden polis bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. İki cinayetin de aynı kişiler tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kayıplara karışan saldırganların yakalanması için başlatılan operasyonlar sürüyor.